Selamun aleyküm. Bugün 7 Ocak 2022. Balkondan video çekeyim dedim. İlk belirtiler başladı. Zeytinle ilgili. Evet, şöyle göstereyim. Aralık Ocak ayı balkondayız. Yavaş yavaş çıkacaklar. Evet, bu şekilde. Tabii arka arkaya videoları her hafta çekip ekleyeceğim. Aslında 7 Ocak'tan daha önce olmuş bunlar. Mesela şu benim tahminim aralığın sonları olabilir. Evet, bir ayda, bir buçuk ayda falan herhalde. Hava soğuk şu an. Yani odaya alırsam ısı farkından dolayı şoka uğrayabilirler. O yüzden madem balkonda çıkış yaptılar, böyle devam etsinler. Evet. Böyle bir fikir yani. Şu şekilde. Evet, bu da ilk ektiğim zeytin. Hindistan torfunu ekmiştim. Bunu daha önce ekmiştim ama var mı acaba bir şeyler? Sanki var şurada, evet. Şurada da var. Evet, tahminim bundan da fışkıracaklar. Şurada da var. Neyse, bekleyelim bakalım. Kapatmıyorum yani, şöyle açık bırakıyorum. Arada suluyorum. Bu kadar. Evet, 17 Ocak. İkinci bir ekleme videosu yapacağım. Bu sefer odaya getirdim. Şöyle bakalım. Şunu kenara alayım. Görebiliyor musunuz? Tabii görünenler. Aşağıyı pek kurcalamak istemiyorum ama benim tahminim içeride de çimlenenler vardır. Değil mi? Bir 50-55 tane ekmiştik. Şurada da var. Neyse, şimdi biraz fıs fıs yapacağım. Tekrar balkona koyacağım. Yani oda sıcaklığında da bekletilebilir ama denemedim. Hani denesek belki kimyasını bozacağız. Yani soğukta, yani Aralık, Ocak 17 bayağı çimleniyor işte. Hani oda sıcaklığında bekletseydim ne olurdu? Yani o riski almadım yani, risk. Kuruyabilir, küflenebilir falan. Her şey olabilir. Evet, bir de deminki Hindistan cevizi torfu. Diğer videolara bakarsanız oralarda bir sürü açıklama yapmıştım. Bu da ikinci takviye. Ponza taşından deneme yaptım.
Evet. Bunlar daha iyi sonuç verdi sanki Ponza. Çünkü bu 10 gün sonra bir daha 10 gün sonra bunları çimlendirmek için hazırladık. Daha çok çıktı Ponza taşı. Mesela bunun kabuğu çıkartamamıştım. Bu şekilde bıraktım. Evet, şu aralardan bakın fışkıracaklar. Başka. Şurada da var. Kabuklu derken yani boru kesme aparatını biliyorsunuz. Bakın şekil böyle. Yani bazı kabukları kesemedim. Yani kesim de içinden çıkartamamıştım. Öyle bıraktım işte, bakın çıktı. Şurada kabuklu var. Kabuklu derken dediğim gibi yani kabuğunu kestim fakat çıkmadı. Kök yanlış gidiyor, yukarı gidiyor. Dön bakayım sen şöyle. Dön dön dön. Kök aşağı giderse şöyle yapalım. İyi olur. Dön 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 ha. Dur öyle bakayım. Başka. Şurada iyi bir görüntü. Evet, zeytinin çimlenmesi işte böyle devam edecek. Sonuç olarak diğer videolar devam edecek zeytinle ilgili. Büyüme aşamaları işte falan filan. Hikaye bu. Tabii bu zeytinle ilgili 5. mi 4. mi artık sayısını da unuttum. Video olacak. Yani YouTube'da en kapsamlı video bu olduğunu düşünüyorum. Yani bu seri video. Evet, kahverengi kabuk içinden çıkıyor. Tabii içini kurcalamayacağım. Biraz kabarmış sanki böyle patlayacak gibi. Böyle kalsın ya. Ne yapayım? Burada ne var? Dursun bakalım kaç tane çıkarsa artık. Yani 50-55 tane bunda da vardı. Hepsi çıkacak diye bir kural yok artık. Hangisine kısmet olursa. Zaten büyüme aşamasında bir kısmı kuruyacak. Sıkıntılar yaşanacak falan filan. İşte onların videosunu da bu şekilde çekmeye devam edeceğim. Peki. Diğer zeytin videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın.